İtir. İtir. Ya lambaya bak. Bit. İlmaz. İlmaz. Erman. Erman. Erman hadi kalk yerine yat. Boyun posun tutulacak burada. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne olacak Erman? Yine bir Erman kuzu klasiği yaşıyoruz bu akşam. Sen yine televizyonun karşısında uyuyakaldın. Yapma ya. Bir de rüyanda bir şeyler sayıklıyordun kendi kendine. Bakıyordum da pek bir heyecanlı, pek bir coşkuluydun. Kimlerle ne tür cevizler çatırdatıyorduysan artık. Merak etme. Gördüğüm kabustu. Çünkü sen vardın içerisinde. Rüya olsaydı sen olmazdın. Ay ne kadar komik, ne kadar sempatisin Erman. Allah'ım. Bir insan uyanır uyanmaz evdeki mizah ve medeniyet seviyesini bu kadar ayaklar altına alabilir mi? Sana böğrümün derinliklerinden kopan hatırı sayılır bir tebrik koyuyorum Erman. Ne oldu televizyondaki film bitti mi? Çoktan bitti. Sen filmin ortasında sızıp kaldın. Ne oldu peki? Kadınla adam çalabildiler mi elması müziğini? Çaldılar tabisi. Sonunda da evlendiler. Hatta adam hanımını 5 yıldızlı otel gibi gemiyle dünya turuna balayısına çıkardı. Allah'ım dünyada ne kadar mükemmel adamlar var. Karılarını dünya turuna çıkarıyorlar. Benim beyim beni daha bir Ortaköy'e kumpir yemeye bile götürmedi. Herhalde adamın yanına partner olarak Angelina ile Johnny'yi vermişler. Tabii ki çıkar dünya turuna. Benim yani şahsen hani meslek icabı yanımda öyle bir kadın olsa inan bana Ay'a giderim ya. Mars'a giderim. Ecişten bücüşten otururum. Onunla da ömür boyu yaşarım artık orada yani. Angelina, Johnny ağaç kakan mı ki seninle birlikte olsun Erman? Sen ne diyorsun şimdi? Ne demek istiyorsun ya ağaç kakanına? Ağaç kakanla Angelina Johnny'nin ne alakası var ya? Ağaç kakanlar çok odun sever hayvanlar oluyorlar ya Erman. Hatta biz çocukken televizyonda bir ağaç kakanın çizgi filmi vardı. Böyle orada sürekli bir odunu böyle kakan bir ağaç kakan vardı. Böyle iyi 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 diye sesler çıkarıyordu. Ay ne kadar cimcime, ne kadar pıtırcık bir kahramandı o minnak kuş. Hatırladın değil mi Erman? Daha küçük yaşlarda hepimize ağaç ve odun sevgisini aşılamıştı o minnak kuş. Demek ki benim bilinçaltıma da ta o zamanlardan kalma bir odun sevgisi girmiş ki ben de büyüyünce seni sevmişim, seninle evlenmişim Erman. Ne güzel. Versene bir dilim. Hangi dilim? Bu dilim mi? Ağzını atma Demir. Ha. Ne yapıyorsun sen ya? Ne kadar şey bir kadın oldun sen ya? Angelina ile Johnny sana soysun versin. Ya o kadın oranın içerisinde Allah senin belanı vermişsin. Buradan oraya nereden gelir bu kıskançlıklarını bırak artık ya. O kadın bana bakar mı haydiyetin? Angelina ile Johnny'ye soydurursun böyle elmaları. Soyer tabii. Bırak istemiyorum. El kol hareketiyle konuşma benden. Ağzını şapırdatma ağzını kapat yemek yer. Yan yan bakma bana konuşurken. Angelina Johnny'ymiş. Onların hepsi elastik ameliyatla o haldeler bir kere. Ben en azından doğal güzelliğimdeyim. Anamın karnından nasıl çıktıysam halen ta öyleyim. Aynen öylesin abiye. Hiç değişmedin. Ananın karnından nasıl çıktıysan aynen öylesin. Herhangi bir sevilme, herhangi bir iyileşme yok. Maşallah bebek gibisin yani. Toraman bebek. O ne demek oluyor Erman? Bakıyorum da artık beni beğenmiyorsun. Aklın başka başka hanımlara kayıyor sürekli. Akşam yatak odasında abi yakuza olacak ama karşında Angelina Johnny değil. Hatırlatırım sana. Süpermen kostümünü giyip kasaptan et bekleyen sokak kedileri gibi karşında tikeldiğinde ben sana kurduğun bütün bu seviyesiz tümgeçleri hatırlatacağım. Ya ne alakası var kızım ya? Sen neyi kıskanıyorsun ya? Çok alakası var Erman. Aslında ben de bazen bazı organlarımı elastiki ameliyat yaptırmak istiyorum. Madem ki sen böyle gergin kadınlardan hoşlanıyorsun. Tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak. Uk 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 uk. Ne oluyor Erman? Ne yapıyorum ben? Saatin kaç olduğunu merak etmiyor musun abiye? Ediyor olabilirim. O zaman sor.
Saat kaç Erman? Cinnete 5 var abi. Bak benimle böyle uğraşma. Sabahtan beri elmayı da mındar ettin ya. Mındar ettim. Kendim yiyeceğim. İstediğim gibi mındar ederim. Allah belamı vermesin. Bak yemin ediyorum sana. Giderim mutfaktan bıçağı alırım. Satırla vallahi her tarafını doğrar ameliyat ederim seni. Yeter artık bak ha. Bir daha bela okursan o abajuru alırım senin ağzının ortasına sokarım Erman kuzu. Kendine gel. Kocanla konuşuyorsun. Terbiyesiz. Elmayı ver. Bunu mu istiyorsun? Bunu mu istiyorsun? Estetik ameliyat olacakmış. Sen önce aç karnını doyur. Ne? Kumandaya git pil al pil. Onu da ben yapayım. Elmayı da ben soyayım. Kadınlık vazifelerimi de ben yapayım. Evimi de ben temizleyeyim. Ya konuşma be kadın ya. Allah rızası için konuşma ya. Keşke görmeseydim o rüyayı ya. Yitir be. Yitir. Yandan bana bakma. Gördüğünü hissediyorum Erman. Kızım ağzını kapatsın. Bak vallahi kafana geçiririm ha. Yeter bak ha. Kendine gel ha. Sen kimin kafasını ne geçiriyorsun Erman? Yeter bak, cinnet geçirtme bana ben şimdi. Ben ne? Saygılı konuş. Gerçekten ben ne? Aa, şu ortadaki büyük masa yok mu Erman? Ne olmuş ortadaki masaya? Kendine gel. İlişkilerde saygı cinsellikten çok daha önemli olabiliyor, biliyor musun? Ya kadın gözünü seveyim, sus ya. Ben demin lafım yarım mı kaldı Erman? Ortadaki masayı diyordum. Arp senin kafana geçireyim diyordum. Yarım kaldı diyemedim. Abiye bak benim elimde şişler var ki doğru konuş. Senin elinde neden benim şişim oluyor? Elma verir misin şunu? Verir. Tamam bıraktım. Küreye adam gibi bir şey koy ya. Yiyecek bir şey getir ya. Yün koyuyorsun ya. Erman lütfen ayağının kokusuyla benim el işlerime karışma ya. Benim ayaklarım kokmaz. Yalan söylemesin. Kendi ayaklarına bak. Ha, ben burnum kokuyor. Senin ayakların kokmuyor. Öyle mi Erman? Sen bir şey dikeceksin. Önce benim söküklerimi dik. Pantolonun ağı yırtılmış. Baktın mı? Bakmadın. Gidiyorsun pazardan dandik dandik taylar alıyorsun. İnsan kendine bu kadar eziyet edip de mavi bir tay giyer mi ya? Bir kere onun doğrusu tay değil, tays Erman. Tays, İngilizce'de elastiki demek. Anca'nın annen Johnny yani. Baba bana para ver, baba der mi? Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver, baba der mi? Bana da bir elma soy hadi. Bağda bir elma soy hadi. Hadi. Bağda. Soy. Lütfen diyeceksin Erman kuzu. Karşında bir hanımefendi olduğunu hatırlatırım. Kızım ben niye durup dururken karıma lütfen diyorum ya? Ben niye durup dururken karıma lütfen diyorum ya? Sen delilendin mi? Ne oldu sana? Ben anlamadım arkadaş ya. Ya senin görevin kocana elmayı soyup vermektir yani. Ben elimi uzattığım zaman sen elmayı elime koyacaksın. Daha bunun başka bir lafı yok. Lütfen demezsen sana elma melma yok Erman. Demiyorum ya. Sen benim karım değil misin? Nasıl konuşacağımı sen mi öğreteceksin bana? Seninle konuşurken pasaport mu göstereceğim ben ya? Allah Allah. Allah Allah. Arkadaş sabahtan akşama kadar çalışıyorum ne yapıyorsun lan telleyip. Maaşımı alıyorum gidiyorum bir kilo elma alıyorum. Benim bu karım olacak ömür törpüsü bana bir elmayı çok görüyor ya. Elma soymuyor bana. Yeter ya. Tutar mısın elma? Sen yiyor onun sapını. Evet Erman. Aynen öyle. Çalışmalarından bahsettin. Alın terinden bahsettin. Hemen şunu söylemek isterim. Hayatta maddiyattan ve paradan daha önemli şeyler vardır. Hatta lafı bile var. Parayla sandalet olmaz. Neden mi? Çünkü sandalet normal ayakkabılara göre daha ucuz bir ayak giyeceğidir. Sandaleti alıp ayağımıza giyiniriz. Giyindikten 5, bilemedin 10 gün sonra ayağımızda parçalanıverir. Yani sandalete verilen para yazıktır, günahtır. Paramızı boşuna cırcır etmemeliyiz. Tövbe ya Rabbi ya. Allah'ım günah yazıyorsan affet beni, kurban olduğum ya Rabbi ya. Lütfen ya Rabbim affet beni ya. Yoksa benim elimden bir kaza çıkacak ya. Hakikaten bir kaza çıkacak ya. Kızım bari şu mübarek ayda yapma. Allah rızası için Ramazan ayında yapma ya. Kocam bak oruç tutuyor bu evde. Dualar ediyor, namaz kılıyor. Allah rızası için biraz kocana destek ol ya. Yoksa beni cinnetin eşliğine getirtip ağzını burnunu döküp kafanı gözünü kırdırtma. Allah rızası için yaptırtma bana bunu. Bak Allah rızası için diyorum sana ya.
Lütfen ya, saygılı ol ya. Erman. Erman bravo. Erman aferin sana. Gerçekten Erman, sana nesillerden nesillere aktartılacak boyutta bir tebrik koyuyorum. Hanımınla ne kadar güzel konuşuyorsun. Kadınlarla ne kadar güzel konuşuyorsun. Çok güzel değil mi Erman? Ben kocama gayet saygılı ve ölçekli davranayım. Ama benim beyim biricik hanımının yanında gitsin el alemin karılarına fethiyeler düzebilsin. Ve benim yani biricik hanımının gösterdiği bir sergücest karşısında da hemencecik cinnete geçiş yapabilsin. Ne kadar güzel bir adalet bu. Ne kadar güzel bir bravoluk bu. Sana gerçekten tebrik koyuyorum Erman. Hanımlarla da çok güzel konuşmasını biliyorsun. Arkadaş kadın hala tutturmuş orada ya. Yitir ya. Allah rızası için yitir. Şu takıntılarından kurtulabiliyor ya. Peki Erman. O zaman gel hemen şunu yapalım mı? Haydi gel benimle empatik kur. Ne dersin? Empati ne kız? Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Empati ne? Erman bak benimle konuşurken lanman diye konuşma. Benimle konuşurken benim üzerime doğru dikelme. Ne yaparsın? Ne yaparım biliyor musun? Oturduğumuz kanepe var ya. İyi. Ay ben bu oturduğumuz kanepeyi alırım. Senin kafanı aşağı boca ederim. Erman konuyu dağıtma. Benimle empatik kur. Ne demek benimle empatik kur? Yani benim hislerimi em. Benim gibi hisset kendini. Ne demek istiyorsun kızım sen? Ben senin gibi mi olup hissettireceğim yani? Monçici miyim lan ben? Monçici miyim ben? Monçici miyim? Ne bağırıyorsun? Bağırmıyorum, normal konuşuyorum. Onu mu diyorum ben, odunum? Konuşma, böyle şeyler bana ters. Ben karı gibi düşünemem, kusura kalma. Ben delikanlı adamım. Allah'ına kadar! Ay, benim ne kadar delikanlı bir beyim var. Ben beyime diyorum ki benim empatik kur. Benim beyim bana diyor ki ben monçici miyim? Erman, onu mu diyorum, odunum? Onu mu diyorum? Ben diyorum ki... Nasıl sen Angelina Jolie ile ilgili şeyini anlattın ya. Ben de bir takım film yıldızı adamlarla dünya turuna çıkmışım gemiyle. Sana gelip bunu anlatıyorum rüyamda. Rüyamda ya. Ne hissedersin, ne yaparsın? Ne demek lan dünya turuna çıkmak başka bir adamla? Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Böyle... Ya ben tamam ya, Ramazan'la bak sinirlenmiyorum ha. Sen benimle nasıl konuşuyorsan ben de senin öyle konuşuyorum Erman. Yani kıstasa kıstas yapıyorum. Kusura kalma abiye kuzu. Ben demokrat bir aileden geliyorum. Ben muhafazakar bir yapıya sahibim. Evet başladık yine. Benim babam Demokrat Parti'nin ilk kurucularındandır. Atı getirendir, atı. Atı getirdiklerinde de oradaydı. Fotoğrafı var atla beraber. Sen ne konuşuyorsun ya? Benim karımla kimse dünya turuna çıkamaz. Bırak gerçeğini, rüyada dahil olamaz. Ne yaparım biliyor musun o rüyamda benim karımla dünya turuna çıkmak isteyen o kırk kuyruk artisti. Önce alırım böyle, onun dalağını bir çırparım götürür trafoya böyle veririm onu elektriğe. Dalalala olur çıkar orada biliyorsun değil mi? Yaparım yani. Seni de ondan sonra ömrümün sonuna kadar döverim. 24 saat. Ya ya, hatta lafı bile var değil mi Erman? Bana sokulmayan yılan çok yaşasın. Hatta yine aynı yılan sen su içerken sana hiç dokanmasın. Ve sen yine aynı yılanı bir tatlı dille deliğinden çıkartabil. Her şey ne kadar doğal değil mi Erman? Her şey ne kadar organik senin için değil mi Erman? Yaylalar, yaylalar, Türk ben kızı kaçırdın. Değil mi Erman? Bana da öyle geliyor. Dediklerine çok katılıyorum. Ya sen ne konuşuyorsun kızım ya? Allah rızası için benden uzak dur ya. Rica ediyorum. Kalk başka bir koltuğa otur ya. Bütün gün ayaklarımla pide sallamaktan saatin kara sular indi ya. Yoruldum arkadaş. Ben senin ne dediğinden hakikaten bir şey anlamıyorum ya. Allah rızası için bir atanın sözünü de düzgün söyle ya. Erman. İrman. Ne? Erman'cığım ben de onu diyecektim. Ben senin dediğin şeylerden her şeyi anlıyorum. Çünkü o kadar güzel konuşuyorsun ki karına yani hanımına seni döverim diyorsun. Lan diyorsun. Mal diyorsun. O tarz şeyler diyorsun. O yüzden ben senin dediklerini çok iyi anlıyorum. Beni 24 saat dövermişsin de onu yaparmışsın da bunu yaparmışsın da. Lütfen devam et. Ben şu an abiye kuzu değilim. Bütün kadınların sesi olarak konuşuyorum Erman kuzu. Devam et. Ay benim beyim maymun olmuş da benim haberim olmamış. Ay benim beyim maymun olmuş da benim haberim olmamış.
Erman. Onu ben sana diyecektim, demin unuttum demek ki. Gerçekten de çok haklısın. Sen tabiisi benim hislerime, duygularıma, arzularıma, ihtiraslarıma hiç önem verme. Boş ver canım, bunların ne önemi var zaten? Çünkü ben neyim ki, ben bir kadınım. Yani neyim, ben bir köleyim. Yani bir malım. Değil mi Erman? Bunların hiçbir önemi yok. Ben insan mıyım ki zaten canım? Ben zaten evimin işini yapayım, sen beni döv. Lan de, ağzımı burnumu kır. Değil mi Erman? Ne var ki yani, ben kadın olduğum için zaten bir cinsel metayım senin için. Yani cinsel bir anonim olarak metayım, öyle mi Erman? Hı Erman? Ne dersin? Abiye. Efendim canım? Gazım var. Gazım var. Çok güzel. O kadar entelektüel cümleler kuruyorum sana, sen bana bu cümleyi söylüyorsun, öyle mi Erman? Cümleyi bile değil, bu tümgeci söylüyorsun, öyle mi Erman? İşte kadının an, erkeğin arasındaki fark bu oluyor Erman. Bizim hassasiyetimiz, bizim aydınlık kafamız, siz erkeklerde yok. Mesela aydınlık kafa dedim ya, soruyorum sana Erman. Bir bayan olarak, bir hanımın olarak soruyorum sana. Biz ne zaman dünya turuna çıkacağız Erman? Kızım ne dünya turundan bahsedeyim sen? Delirdin mi, ben Macellan mıyım? Ne işim var benim dünyanın turunda ya? Ben buradan Kadıköy'e zor gidiyorum ya. Ay siz bu erkeklerin hep bu kıvrak cevapları. Sen git adam gibi pazardan elma alsın ha. Gitmişsin kıvrak mındar ettin elmayı. Yarım saattir elinde oynuyor ya. Tadı da kaçtı. O yeşil çok güzeldi. Ben demin yedim ya yeşili. Sen onu kaçırdın Erman. Zaten ne varsa onda var. Bak ben sana diyorum kırmızı elma alma diye. Erman. Sen uyku serserisiyken de çok özel, çok tadından yenmez bir odun oluyorsun, biliyor musun? Bu özelliğinden dolayı sana duvardan duvara tebrik koyuyorum, lütfen kabullerim. Ah ya, sabahtan beri her şeyi yaptı, şimdi bak bana laf geçiriyor ya. Ya senden bir tek elma istedim ben, ne yaptım ya? Dilim damağım kurudu ya. Bari şu Ramazan ayında bana hamur işi yedirtme, bak hararet yaptı, karbüratör su kaynatıyor, görmüyor musun ya? Demin gazım var dediğin o muydu? Evet, Allah rızası için ya. Bari şu Ramazan ayında. Kalk bir enginar, bir fasulye kır ya. Ya bir fasulye kır, Allah rızası için kır. Kafamı kıracağım ya. Lütfen kocana biraz saygılı ol ya. Bari şu Ramazan ayında. Adam gibi bir şey getir, bana pizza yedirtme ya. Keşke şu an şahitlerimiz olaydı, biliyor musun Erman? Keşke şu konuşmalara tanık olan, şahit olan, aklı... Aklı melekeleri yerinde insanlar olaydı, biliyor musun Erman? Neden mi? Erman sen ne kadar nankör kedi bir insansın. Ramazan diye sırf senin için hiç üşenmedim. Çocuklarımı fırına Ramazan pidesi almaya gönderttim. Yine hiç üşenmedim. Aynı çocuklarımı Ramazan pidesi sırasında saatlerce beklettim. Sana mükemmel bir pide dinletisi hazırladım. Ama yine yalanamadım, yine yalanamadım. Gerçekten sana dini vecibelerimize uygun bir teessüf koyuyorum Erman. Erman. Lütfen bunu tutar mısın? Yemiyorum. Lütfen Erman, beni kırma. Yemiyorum. Erman lütfen. Yemiyorum. Erman. Yemiyorum. Peki yeme ama lütfen tut. Yalvarıyorum. Lütfen Erman. Kızım ben de bir insanım, bak benim her yerimden damar atıyor, bak bir tane satacak, felçli geçitireceğim bana, bak Allah rızası için ya. Lütfen benimle uğraşma, bak 40 yaşına geldim ben, Allah rızası için diyorum ya. Haklısın Erman. Erman lütfen. Ya bunu... yemiyorum kadın, sen nasıl... Yeme, Ermancığım yeme, bunu tut, yalvarırım. Lütfen tut. Tuttun mu? Tuttum. Sen de mi benim elimdeki elmayı niye elimden böyle alıyorsun? Alamazsın, o elma benim elmam. Ben istersen veririm sana. Lütfen dersen veririm. Alamazsın. Bunu da söyleyeyim. Kimse benim elmamı benim elimden alamaz. Tükürme. Konuşurken ağzını kapat. Onun parasını veren benim. Allah rızası için bana pizza yedirtme. Elmayı yedirtme. Adam gibi sebze yap. Yeşil görmek istiyorum ben. Yeşil, yeşil. Ispanak görmek istiyorum. Roka görmek istiyorum. Tere görmek istiyorum. Semizotu görmek istiyorum. Okuz olmak istiyorum ya. Okuz, okuz. Saman yemek istiyorum. Erman, izin ver misin, bir şey yapabilir miyim? Yap. Bunu lütfen izin ver. Bu burada 2 dakika kalsın. Kalsın Erman, lütfen. Ay. Bak şimdi ben bu şişeyi alacağım. O elmanın tam ortasından geçirmeye çalışacağım. Sakın heyecanlanma, sakın ürkme, sakın korkma, oldu mu Erman? Ya sen deli misin kızım, Allah'ını seversin. Git kimle oynuyorsun, oyna ya.
Çocuklarınla git oyna ya. Git ben yatacağım ya lütfen. Erman. Ne güzel rüya görüyordum. Erman. Rüyanın içine de geldik ettim be. Peki peki tamam bak ben kodum kendi kafama. Al sen bu şişi. Atmıyorum. Lütfen Erman. Atmıyorum. O zaman benden doğru düzgün konuş Erman. Ha böyle saçmalıklar yapmışız ha sen benimle böyle saygısızca konuşmuşsun. Hiçbir farkı yok. Terbiyesiz. Saygısız. Benimle öyle konuşamazsın. Ben ki sana temede demiştim. Mükemmel bir pizza dinletisi hazırlamışım. Karmaşık pizzalardan bir pizza halayı ekibi kurmuşum. Sen bana böyle davranamazsın. Davranamazsın da davranamazsın. Türk malı ho, Türk malı hey. Baba bana para ver, baba der ney.